yani önceden de gelip gidiyorduk buraya. Ailem getiriyordu. Küçükken de geliyordum hani. Yani bu gelenek hep vardı. Yani bayrağı aldım, abilerim var. Ben yaklaşık 20 seneye yakındır Şahlı Sultan Dergahı'ndayım. 10 yaşında bağlama kursuyla başladım buraya. Ondan sonra Sema kursundan sonra Cemlere girmeye başladım. Cemlerde zakirlik hizmetini yapmaya başladım. Yani hizmetini yapmaya çalıştım daha doğrusu diyebilirim. Onun dışında Sema ekibinde şimdi zakirlik yapmaya çalışıyorum. Hani benden öncesi de vardı. İlk kurulduğu günden beri burada gençlik komisyonu halen gençler vardı. Biz sadece o bayrağı alıp bir yerlere taşımaya çalışan birileriyiz. En son yapmış olduğumuz kırtasiye yardım kampanyası vardı. 65 öğrenciye ulaştırdık. 40 tanesi Varto'ya gitti. Geri kalanı da 25 tanesi de burada yakın çevrelere gönderdik. Birer birer ya da beşer beşer. Hani ihtiyaç sahiplerine göndermeye çalıştık. Geçmişte abilerimiz ne yaptıysa biz onların üstüne biraz katarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii bu yardım kampanyasını çoğu Alevi kurumunda olduğu gibi burada da canlar geliyordu. Onların 5 lira, 10 lira bağışlarıyla insanlara, çocuklara bir şekilde hizmet götürmeye çalıştık. Yani onda da çalışan yine genç kardeşlerimizdi. Hani ilkokula giden kardeşler genelde standta duruyordu. Onların durmasını daha doğru bulduk. En azından onlar hem dergaha alışırlar, hem yapmış olduğumuz etkinliklere alışırlar, hem de kendilerini birazcık daha bu yola bağlı hissederler diye. Genelde gençleri, yani genç kardeşlerimizi biraz öne sürdük. Oradan talep geldi aslında. Hani ben hem Vartoluyum hem de köydeki muhtarı aradım da orada 40 tane öğrenci var denildi. 15 tanesi yatılı. Geri kalanı köyde okuyan çocuklar. Sorduk. Yönetimimize de bu konuda bir talepte bulunduk. Uygun gördüler. O şekilde hani biraz cebimizden vermeye çalışıyoruz. Verebildiğimiz kadarıyla. Geri kalanı halktan dediğimiz gibi imece usulü 5-10 lira bağışlarla yapmaya çalışıyoruz. Yani bu sene Varto'ya gönderdik. Dileğimiz oydu aslında. Yani bir tane köye değil de 4-5 tane köye. Hani çok öğrenciye ulaşmak ama ne yazık ki dediğimiz gibi ekonomik şartlar pek uygun olmadığı için Türkiye'de. O şekilde şimdilik bir tane köye yardım yapabildik. Umarım seneye 4-5 tane köye gönderebiliriz. Yani herkesin ekonomik durumu zaten ortada. Yapabilen, hani bağış yapabilen canların bu tür kurumlara, bu tür çalışmaları yapan tüm kurumlara, tek Şalkın Sultan Dergahı'na değildi. Bu tür çalışmaları yapan tek Alevi kurumları değil, diğer kurumlara destek olmaları. Çünkü Anadolu'da gençler ne yazık ki erişemiyorlar bu imkanlara. Hani Alevi toplumu da büyük bir toplum. Hani Alevi kurumlarının bu tür çalışmalara destek olması gerekiyor. Çünkü tam halktan alıyoruz lokmaları eyvallah ama Alevi kurumlarındaki ya da Alevi iş adamlarının bu tür çalışmalara destek vermesiyle bu dediğim gibi bir tane köy yaptık. 100 tane köyde de çok rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya yani gençleri tek buraya değil çoğu Alevi kurumuna çağırıyorum. Çünkü Alevi kurumlarında ne yazık ki gençler pek gitmiyor. Hani dışarıdaki hayat onlara birazcık daha şey geliyor, şatılı geliyor. Gençleri buraya bu tür çalışmalar katılması gerekli. Çünkü bunlar bu şekilde büyürse, gençler bu çalışmalarla büyürse ileriki yaşlarında, işlerinde daha da örgütlü bir mücadeleye katılabilirler. Çünkü burada ilk önce tam biz inançsal olarak buradayız. Alevi inancını bir şekilde benimsemeye çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, birilerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz ama gençleri burada da bir şekilde dışarıdaki hayata da örgütlemeye çalışıyoruz. Çünkü tam burada Alevi'yi öğretiyoruz ama dışarı hayata da öğretmemiz gerekiyor. Gençlerin dışarıdaki ilk önce kirli hayatı değil de burada gelip kendi inançlarını öğrenmeleri, ondan sonra dışarıdaki hayata daha çok adapte olmaları gerekiyor. Buraya geldiğinde gençler, biz şu projeyi yapmak istiyoruz ya da biz şu etkinliği, şu yardım kampanyasını, bu kursu yapmak istiyoruz dediklerinde hiçbir şekilde karşı bir tepkiyle karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hani 20 senedir bu dergahta hizmet etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hiçbir şekilde hangi yani çok kişiler geldi geçti, çok yönetim geldi geçti. Hiçbirinden de olumsuz bir tepki almadım şahsen. Şimdi kışlık ayakkabı mont yardım kampanyamız başlayacak. O kampanyada Alevi canlarının hani iş adamlarının, büyüklerin destek olmasını talep ediyoruz. Çünkü Anadolu'da kış biraz özellikle Güneydoğu tarafında kış biraz sert geçiyor. Oradaki gençlere bir nebze de olsa yardım ulaştırabilirsek ne mutlu bize.
hafta içi yaşıyordum, hafta sonu hep buradaydım yani. Halen aynı. Hafta sonu halen dergahtayım. Hafta içi ya da kafam bir şey takıldığında ya da moralim bozuk olduğunda hafta içi...